Şimdi yeşil ekonomiyle devam ediyoruz. Konuğumuz Ataşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkan aday adayı Operatör Doktor Sayın İbrahim Sözen. Hoş geldiniz Hoş diyoruz. Bulduk. Ben bir kere daha e, arada paylaştığım fikrimi ileteceğim size. Bence siz hekimliğinize devam etmelisiniz. Niye Bence. çok Biraz sonra paylaşacağız. Çünkü gerçekten hem eğitim sürecinde hem ihtisas sürecinde hem de daha sonraki ilkler sürecinde büyük başarılara ve ilklere imza atmışsınız. Teşekkür bir ederim. kere böyle bir hekim alanında Türkiye'nin en iyi doktorlarından biriyle şu anda muhatap oluyoruz. O kadarla başlamıyoruz Celal Bey. İsterseniz, i̇ltifat ediyorsunuz. İltifat, i̇ltifat ediyorsunuz. etmiyoruz. Hayır. Bu, bu, bunda hiç iltifat yok. Bu evet. e, isterseniz İbrahim Sözen Amerika'ya gidelim. Yani önce e, Türkiye'de tıp eğitiminizi aldınız. Daha sonra Amerika'ya Yale'ye gittiniz. Doğru. Oradan devam edelim. Sizden Doğru. sizi dinleyelim lütfen. Evet, 1968 yılında doğdum. E, Robert Koleji bitirdim. Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Ardından e, Amerika'da Yale Üniversitesi'nde e, ihtisasımı tamamladım kadın hastalıkları ve doğum dalında. O dalda e, Yale Üniversitesi ki dünyanın birkaç üniversitesinden evet. bir tanesi e, o dalda ihtisası orada yapmış olan ilk Türk doktoruyum. İlk Dal... Türk doktorusunuz o dalda ihtisası evet. yapan ilk Hı. ilkin birincisini aldık. Sonra evet doğru. E, sonra e, 11 yıl kadar Amerika'da hekimlik yaptım. 2004 yılında Türkiye'ye döndüm. Bir dakika orada bir de sertifikanız var. Evet yani orada Amerikan Bor sertifikası dediğimiz dünyada kadın hastalıkları ve doğum dalında en üst düzeyi belirleyen bir sertifikayı almaya kazandım. Bu da evet. ilk Türk doktor oluyor. Burada ilk olup olmadığımı bilmiyorum. Tamam. Daha önce almış olanlar vardır ama YEL'den mezun olan ilk Türk doktor olduğunu tamam. biliyorum. Daha sonra da 2004 yılında Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de... Ee, yine Amerika'dan Johns Hopkins Üniversitesi'nden e, onunla beraber işbirliği yapan bir hastanenin buradaki açılışını gerçekleştirdik Anadolu Sağlık Merkezi diye. O hastanede de ilk Türkiye'de e, suda doğumu sistematik şekilde ilk suda doğumu gerçekleştiren e, Kuran ekibin içindeyiz. E, daha sonra. Kendi muayenehanemi açtım ee, ve aynı zamanda Ataşehir'de, İçerenköy'de, e, Bayındır Hastanesi'nde yine kurucu Kadın Doğum Bölüm Başkanlığı'nı yaptım. E, bu seçimler dolayısıyla da e, aktif politikaya girmiş oluyor. Eksiği tamamlayalım o zaman. E, ve dünyada zannediyorum kullanılan ve defalarca referans olarak kullanılan 700 kadar da... Yok 400'ün 400 400 üzerinde. Ben yani 400 benim üzerinde. bilimsel çalışmalarım, yaptığım bilimsel evet. çalışmalarım 400'ün üzerinde 400 yayında orada kullanıldı. Orada kullanılmış ee, ve evlisiniz ve evet. evet. bir çocuğunuz var. Ali Can adında bir Ali çocuğunuz var. Ali Can, <laughs> Allah güzel. bağışlasın evet. diyoruz. Peki böyle Nurettin bir <laughs> hekim. Nurettin Evet devam et 89'da istiyorsan. İstanbul <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı Peki. seçilen Nurettin Sözen'in yeğeni. Bir dakika, ne, bir dakika. İkimizin sorusunun cevabı. işte aynı yere geldik. Böyle bir hekim. Herkesin hayali süsleyen bu başarı kriterlerini artık say say bitiremedik. Böyle bir hekim neden kalkıp da siyasi tamam ikisi de insan odaklı ama evet. akıl işi değil. Evet. Neden evet. siz bu böyle bir karar verdiniz? Evet, Bence çok da akıl işi ve tam da zamanı. Çünkü 20 yıllık hekimim zaten. Binlerce bebek doğurttuk. 3000 üzerinde, 3000 üzerinde olduğunu tahmin evet. ediyorum. Binlerce hastaya ameliyat ettik. 10 binlerce belki de hastaya çözüm Deva olmaya çalıştık. E, fakat e, Türkiye'mizin geldiği noktada, Türkiye'nin git, gittiği ve götürüldüğü noktada e, öyle bir noktadayız ki e, eğer biz şu anda bizler e, Türkiye'nin eğitim almış, Türkiye'nin bugünler için yetiştirdiği kuşaklar eğer e, Türkiye'nin kaderinde söz sahibi olmak için, Türkiye'nin kaderine e, belki de bir anlamda el koymak için aktif hale gelmezsek Türkiye istediğin kadar hekim ol, istediğin kadar mühendis ol, istediğin kadar yaratıcı ol. Türkiye gittiği noktada 1923 Cumhuriyet ilkelerinden saparak istemediğimiz noktalara doğru gidiyor. Dolayısıyla bundan 6 ay evvel Gezi Parkı'nda bunun sinyallerini aldık. Türkiye'de hiç politize olmamış, hiç politikanın içinde olmamış gruplar, büyük kesimler, geniş halk kitleleri ee, onlar da demin e, bahsettiğim bu içlerinde bu duyguyu yaşayarak e, kendi e, çabalarıyla e, bir çeşit el koyma hareketidir aslında Gezi hareketi. E, ben de orada 31 Mayıs gecesi Gezi Parkı'nın e, polisten tekrardan alındığı ilk gecenin e, sabahına kadar oradaydım. E, o halkın içindeydim. O ruhu gayet iyi biliyorum. Orada tanıdığım insanlar, gördüğüm insanlar... Benim e, günlük hayatta her zaman birlikte olduğum, işte bu işlerle ne işiniz var sizin diye sorabileceğiniz tipte insanlardı zaten. Hiç politize olmamış insanlardı ama Türkiye'de şöyle bir durum var. E, gelinen nokta herkese hepimizi e, belli bir sorumluluk almaya, hayatından fedakarlık etmeye, gerekirse mesleğini bırakmaya e, zorunlu kılan bir süreç e, gösteriyor. Dolayısıyla ya, içim gayet rahat olarak ve e, çocuklarım çocuğum bir tane çocuğum var. Çocuğum bana e, önümüzdeki e, yıllarda büyüdüğünde baba sen Türkiye buraya doğru giderken ne yapıyordun demesin diye ona verecek bir cevabım olsun diye e, müdahale olmaya karar verdim. İçine diyorsun. girmeye karar verdim. E, bu arada da bir teklif geldi zaten. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir Örgütü'nün içindeki e, arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin benimle bu seçimi kazanabileceğine ikna olmuş e, bir grup insan e, geldiler söylediler e, ben de gayet e, olumlu yaklaştım çünkü incelediğimde gördüm ki Cumhuriyet Halk Partisi 2009 yerel seçimlerinde Ataşehir'de e, yaklaşık 3-4 bin oy farkla seçimi aldı ancak 2011 yılında yapılan genel seçimlerde yaklaşık 18-19 bin, bin oy farkla geriye düştü ee, AKP 2011'de öne geçti. Dolayısıyla kapatılması gereken bir fark olduğu açıktır. Ee, bu farkı kapatabilir miyiz'in analizini yaptım e, arkadaşlarımla birlikte ve e, kapatabileceğimizin ve e, uzak arada öne geçebileceğimizin e, altyapısının Ataşehir'de olduğunun farkına vardım. E, bu farkına varışla birlikte e, çalışmalara Kasım ayı başı itibariyle başladık. Halen de devam ediyoruz. Bilim adamı Şimdi dedim şu rakamlarla. Evet, rakamlı konuşuyor. Şimdi bu e, bilgiyle şunu birleştirelim isterseniz. Siz e, Nurettin Sözen'in belediye başkanı olduğu kampanyada da o evet. zaman hani daha evet. evet. tıp fakültesi hangisiydi? E, genç, daha öğrenci evet. e, olarak bu kampanyada katıldınız. E, o kampanyayı da hissettiniz en azından. Evet. E, şimdi baktığınızda Türkiye'nin bugünkü durumuyla, o zaman da Nurettin Sözen'in kazanacağını Doğru. kimse tahmin etmiyordu. Doğru. Böyle bir sürpriz yapabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi genel anlamda söylüyorum. Evet, bence Sadece Ateşehir'de değil. Evet anlıyorum. Valla bence sürpriz değil. E, gidişat odur. 17 Aralık öncesi de oy oydu. Ama 17 Aralıktan sonra kesin olarak odur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim eline gelmiştir. Türkiye şu anda 17 Aralık'taki yaşanan büyük yolsuzluk skandalından sonra Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının temizliğine Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının Türkiye'yi yönetebilirliğine ikna olmuş durumdadır. Çünkü var olan durum tam bir çürümüşlüktür. Bu çürümüşlüğe tekrardan gidip de Türkiye halkının Türk insanların gidip de oy vereceği beklenemez. Dolayısıyla 17 Aralık sonrası Cumhuriyet Halk Partisi eğer e, doğru adaylarla, e, geçmişinde şahibi olmayan adaylarla, temiz adaylarla, dürüst insanlarla, birikimli insanlarla, donanımlı insanlarla yola çıkarsa ki adaylık sürecinde ben eminim ki e, her bölgede bunun e, çok e, ince elenip sık dokunan bir çalışması yapılmakta. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi e, e, aynı sizin bahsettiğiniz 1989'daki ee, durum benzeri e, şekilde açık ara alması mümkün. Siz sokaktasınız şu anda, evet, çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz tabii. Ki. Benziyor mu peki sokaktaki? Çok benziyor, çok benziyor. Ee, bir kere Ataşehir özelinde şöyle bir şey var. Biz Sivaslıyız, ee, Sivas'ın hmm. Gürün ilçesinden ee, göçen bir ailenin çocuğuyum. Ee, Ataşehir'de de şöyle bir matematik var. Ee, Ataşehir'de yaklaşık 45 bin kadar Sivaslı seçmen var. Toplam seçmen sayısı ise 280 bin civarında olduğu düşünülüyor belki biraz artmıştır bu dönemde ama o civar. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 20 yüzde 25'ine tekabül eden bir Sivaslı seçmen sayısı var bizim oturduğumuz bölgede. Dolayısıyla sokakta şunu görüyorum ben. Biz tabii çalışmalarımızın başlangıcını hemşerilerimizin yer aldığı dernekler kurumlarla başlattık. 1989'da da böyle olmuştu. Yine Nurettin Sözen'in Sivaslı olmasından hareketle kampanyanın ee, sokaktaki aktif militan gücü e, başlangıcı diyelim e, o gruplar tarafından yürütülmüştü. Biz sokakta bunu görüyoruz. Mesela e, geleneksel olarak sağ partilere oy veren Sivaslı büyük bir kitle var. E, bu kitle şu kitleyi kastederken bir de araya alevileri sıkıştıralım. Evet, o da var tabii. Onu da bir içerik evet. olarak açalım. Yani açalım. Sivas'ların tabii. içinde alevi var vatandaşlarımız tabii. çok fazladır ve siz Doğru. bu rakamları bu kadar iyi analiz ettiğinize göre bunlarla da ilgili bir fikriniz vardır. var. Şimdi bizim Ataşehir özelinde şöyle bir oran var. %70 Sünni Sivaslı var. %30'da da Alevi Sivaslı alevi. var. dolayısıyla Sünni Sivasların büyük bir bölümü Klasik olarak sağ partilere oy verme eğiliminde olan e, Sivaslılar. Ama sokakta şunu gördük biz. E, diyelim Büyük Birlik Partili Sivaslılar, diyelim Milliyetçi Hareket Partili, diyelim AK Partili e, Sivaslılar. Bunların hepsi e, bizim adaylığımız e, söz konusu olursa bizim yanımızda olacağını açıkça beyan ettiler. E, çünkü yerel seçimlerde biliyorsunuz parti aidiyeti biraz daha az rol oynuyor genel seçimlere evet. kıyasla. Dolayısıyla yerel seçimlerde... E, Kişinin özellikleri, kişinin e, donanımı... Ve hekimlere çok sempatik bakılınabiliyor. Genelde öyle. Evet, hala hekimler, toplumumuzda evet. e, bu AKP hükümeti zamanında her ne kadar saygınlığı e, bir miktar azaltılmış bir meslek grubu haline getirilmişsek de e, ve alenen saldırılan bir meslek grubu haline getirilmişsek de hala tabii ki toplumun içinde saygınlığı vardır. Dolayısıyla biz benim söylemek istediğim şey şu, biz açık ara alacağız e, Ataşehir'de seçimi benim adaylığımla derken aslında bu 50 bin kişilik Sivaslı e, hemşerilerimizin tabii Sivaslı derken aynı zamanda Tokatlı, Erzincanlı, Malatyalı. Tuncelili. Doğru hizmet isteyen herkes. Her herkes ama, ama bunlara siz sadece ben Sivas'tayım bana oy verin mi diyeceksiniz hayır, yoksa hayır. Bir biz şey mi diyeceksiniz? yani Bak şunu yapacağım bak birinci şeyim öyle bir şey var mı yani? ay Biz şöyle söyleyeyim. Hı. Biz, o öyle bir şey yapamaz canım. Hemşericiliğe gireriz. Sivas'lara vatı olmaz. Hayır hayır. Ben Ataşehir'de ya da işte İstanbul ıı, genelinde Cumhuriyet Halk Partisi şunu yapacak diyecekler zaten de. Siz mesela Ataşehir'de o, geldim. Onu projeleri, konuşacağız. Ne evet. Projeleri, evet, projeleri konuşacağız. Projeleri konuşacağız ama mi? ondan önce size bir şey Hı. sormak istiyorum. Köşe sorulardan biridir. Buyur. İster cevap verirsiniz Tabii ister ki, vermezsiniz. 17 Aralık'ı üç kere telaffuz ettiniz. Evet. 17 Aralık'tan sonra da dediniz ki şaibesi olmayan en evet. doğru adaylarla Cumhuriyet Halk Partisi yola çıkar ise dediniz. Biz 17 Aralık sonrasında burada kendi programda konuşurken ben bir şey söylemiştim. E, genel başkanlar kafalarında belirlediği isimler var ise de 17 Aralık'tan sonra tekrardan bir yenilik tekrar bir baş. Çünkü fikir değiştirebilecekler. Çünkü artık eskisi gibi hiçbir şey olmayacak diye. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle bir yeniden karar verme, yeniden gözden geçirme veya adayları değiştirme gibi bir süreç başladı mı, başlamış olabilir mi? Adayları değiştirmeyi bilemem. Ama e, adaylığa henüz karar verilmemiş bölgelerde eminim ki yeniden bir düşünme söz konusudur. Kesinlikle aynı fikirdeyim sizle. Çünkü burada eğer siz çürümüşlüğün, yolsuzluğun, yozlaşmışlığın üzerine giderek bir seçim kampanyası götürecekseniz ki 30 Mart seçimlerinin motifi belli olmuştur, ana fikri belli olmuştur, budur yani. Götürecekseniz buradan zarar görmeyeceğiniz adaylarla, yani karşı tarafın da size aynı şekilde yüklenemeyeceği adaylarla Silahınıza yol silahınızla vurulmayacağınız evet. Evet. adaylarla. Peki gelelim Celal Bey'in sorusuna projeler kapsamında sizin iki tane söyleminizi paylaşmak istiyorum. Onun devamı da siz Buyurun. bunun devamını tamamlayın. Tamam. Biz Ataşehir'i vahşi kapitalizmin değil, sosyal demokrat halkçı bir anlayışın merkezi yapmak istiyoruz. İhaleci anlayışın hegemonyasından ve durdurak bilmeyen betonlaşmadan kurtarıp insan merkezi bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz demişsiniz. Bunların ikisi projeleri zaten Genelde evet. öngörüsünü veren cümleler arkasını siz getirin. Doğru. Temel felsefemiz odur. Tam tam da bahsettiğiniz şeydir. Biz diyoruz ki Ataşehir'i, AKP hükümeti e, finansın merkezi haline, dolayısıyla vahşi kapitalizmin evet. merkezi haline getirmek. Rat getirme, merkezi bir Rat anlamda. Merkezi. Tabii aslında onları söylemek istemiyoruz o şekilde ama kastettikleri odur aslında. Ee, biz de diyoruz ki biz önce insanın sonra finansın merkezi olalım. Biz finansın merkezi olmayı reddetmiyoruz. Ee, finansın merkezi olmanın Ataşehir halkına getireceği büyük artılar da var muhakkak. Ama sadece finansa, sadece kapitalizme, sadece ranta yönlü bir bakış açısıyla bir kenti yönetirseniz o zaman oradaki insani unsuru yitirirsiniz. Sosyal demokrat felsefenin temelinde de e, önce insan vardır. E, yine siz hatırlayacaksınız 1989'da önce insan da, kampanyanın de. ana motifi oydu zaten. Biz de diyoruz ki Ateşehir'de önce insan sonra finansın merkezi diyoruz. Tabii oluşan ve oluşmakta olan büyük bir gelir havuzu var Ateşehir'in. Yani bu büyük binaların, büyük iş merkezlerinin, büyük finans merkezlerinin e, o, e, orada e, konuşlanmasından kaynaklanan e, belediyenin gelir hanesine yazılan büyük bir kaynak var. Biz diyoruz ki bu kaynağı Ataşehir'de 17 mahalle var. Ataşehir sadece dışarıdan gördüğünüz Batı Ataşehir, Doğu Ataşehir diye açıklanan iki tane büyük gökdelenler merkezi değil. Ataşehir'in 17 mahallesi var. Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'den alınmış Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy ve Maltepe. Maltepe'den. Dolayısıyla bu 17 mahallenin 17'sinde bu zenginliği bir şekilde paylaştıralım. Nasıl paylaştırırız? Belediye orada bir çeşit Robin Hood olur yani belediye aslında var olan bu büyük zenginliği alır, sosyal projeleri aracılığıyla o mahallelere de katar. Dolayısıyla Ataşehir Finans Merkezi, Ataşehir Finans Merkezi lafı e, aslında e, bu zenginliğin 17 mahalleye bir şekilde dağıtılmasıyla anlam bulur. Yoksa bir kesim e, 3. Dünya ülkeleri seviyesinde yaşasın, bir kesim de Belçika, Hollanda, İsveç düzeyinde yaşasın. Bu Türkiye'de de İstanbul'da da Ataşehir'de de sosyal demokratların e, istemeyeceği ve önlemeye çalışacağı bir manzaradır. Çünkü bütün sosyal patlamalar, bütün sosyal sorunlar bu kadar büyük eşitsizliklerin olduğu yerlerde çıkar. Türkiye'de de bunun geçmişte örnekleri vardır. Biz Ataşehir'de eğer belediye başkanlığı alırsak şu anda yapılmakta olan birçok sosyal projeye ek olarak kendimiz için geliştirdiğimiz, kendi adımıza geliştirdiğimiz yeni projelerle bu sosyal adaleti, sosyal eşitliği sağlamaya çalışacağız. Sağlık... Projesi bunlardan var. biri mi mesela? Tabii ki. Sağlık bizim işimiz. Sağlık e, 20 yıllık birikimimizle biz sağlığı orada e, Ataşehir'i örnek bir sağlık kenti haline getirerek e, yapacağız. Sağlıkla ilgili birkaç şey söyleyeyim isterseniz. 17 mahalleye 17 tane tıp merkezi sözümüz var. E, bu sözdür. Belediyeler sağlık merkezi kurabiliyorlar. Kurabiliyorlar. Mesela bizim Türkan ha. Saylan Tıp Merkezimiz var Ataşehir'in Personel göbeğinde. Personeli Sağlık Bakanlığı ha. veriyor. Evet. Sağlık Bakanlığı da veriyor. Kendi belediyemize ait sağlık personeli de istihdam, istihdam yani. edebiliyoruz biz. Biz diyoruz ki 17 mahallede 17 tane merkez açalım. Tabii ki Türkan Saylan Tıp Merkezi büyükçe bir merkezdir. Oldukça e, donanımlıdır. Çok e, sağlıkta e, değişik branşların temsil edildiği bir yerdir. Biz tabii şunu söylüyoruz. Ataşehir çok büyük bir yer. 2-3 tane daha Türkan Saylan Merkezi düzeyinde merkez açalım. Diğer küçük mahallelerimize de Küçük sağlık ocağı türünde yerler açalım ama hepsinde belediye olsun ee, ve e, halkı e, devletin veya özel hastanelerin e, kurumlarına sadece onlara muhtaç etmeyelim. E, nasıl yapalım biz bunu? Atakart diye bir kart uygulamamız var. E, toplumda e, dar gelirli grubun Sağlık hizmetinden e, eşit oranda yararlanabilmesi için geliştirdiğimiz bir karttır bu. Bu kartı biz Ataşehir'in bütün mahallelerinde envanter çalışması yaparak belli gelir gruplarını belirleyeceğiz. O belir gruplarının e, e, hepsine aynı kart özelliğinde değil. Örneğin e, çok fakirler var. Onlara tamamen ücretsiz bir üst düzey var. Onlara belli bir katılım İhtiyaca payıyla. Evet kademeli sistem deniyor buna. Kademeli sistemle biz Atakart vasıtası sağlık hizmetlerinde, ulaşım hizmetlerinde hatta daha ileri gideyim marketten temel ihtiyaç gıdalarının alınma hizmetini de sunacağız. Nedir onlar? İşte ekmektir, süttür, yumurtadır. Sadece belli marketten her türlü alışveriş için değil ama belli temel gıdaların alışveriş içinde Atakart'ı bir kredi kartı şeklinde kullanabilecek e, Ataşehirli dar gelirli yurttaşlarımız Burada bir buyur, parantez açıyorum buyur. Ben Ataşehir'de yaşayan bir vatandaşım Siz de çıktınız bunları vaat ediyorsunuz evet. Ben vatandaş olarak şuna bakarım Devamlı olacak mı? Evet. Ve hangi kaynaktan istifade edeceksiniz Bunu vatandaşa devamlı verebilmek evet. için Valla biz demin söyledik Ataşehir'de e, Emlak vergilerinden tutun Çöp vergilerine imar izinlerinden Alınan harçlara tutun çok büyük bir gelir var Evet çünkü hani 17 <laughs> mahallede Tıp merkezi yapıyorsunuz evet. Yapılmakta olan sosyal projeleri devam ettiriyorsunuz evet. Belediyecilik hizmetlerini devam ettiriyorsunuz evet. Ve bu arada da diyorsunuz ki Ben bu e, kart aracılığıyla da A Evet Atakart e, Atakart aracılığıyla Gelir dağılımını da, düzenledim Kartın adını çok sevdim Yalnız Ataşehir'den değil de Atadan dolayı çok evet. sevdim evet. Ve bunu bu şekilde Geliri aslında hak edene doğru bir şekilde verirseniz Bu kaynak yeter diyorsunuz Kesinlikle i̇şte yeter Türkiye'nin sorunu bu zaten e, Kaynağımız fazladır bile Fazladır bile ee, onun dışındaki projelerimi isterseniz kısaca söyleyeyim mi? Tabii ama ben şu Peki, arada e, siz şimdi bunu söylerken ben böyle çok da siyasete sürekli nabzından gitmiyorum. Ara ara bir soru soracağım. Tabii, Tabii. Celal Bey'in bunu bilmesi mümkün değil ama ben Şimdi sizin e, soracağım soruyu dinlersen Celal Bey. Sizin mesleğiniz Süreklilik isteyen bir meslek. Özellikle kadınların psikolojik olarak doktora sabitlendi ve kilitlendi bir meslektir. Doğru. Hastalarınız ne olacak? Şimdi olacaktır? hastalarınız ne olacaktan <laughs> değil. Şimdi sizinle birlikte doğum yapmayı hedefleyen ve düşünen hastalarınız var. Evet. Gelelim sizin hekim tarafınıza. Evet. Bu sorudan sonra tekrar siyasete geçeceğiz. Tamam. Ben ne olacağım İbrahim evet. Bey? Söylüyorlar. Sor değil mi? Evet. Peki. Çok söylüyorlar. Çok söylüyorlar. Evet. Çünkü bir kadın olarak bunu ben iyi biliyorum. Olursan hani olursan siz oy olmazsanız demiyor. o doğum olmayacakmış gibi bir psikolojiye evet. girerler. İbrahim Sezen bu durumda ne diyor evet. hastalarına? Biz şöyle yaptık. Onun formülünü belirledik, söyledik de hastalarımıza. Hastamız bir kere şunu söyleyeyim. Hastalarımız çok çok destek oluyor binlerce o civarda da oturan hastam var. Hepsi ne yapabiliriz? Bize de bir görev verin. Şunu yapalım, bunu yapalım. Ama bir yandan da dediğiniz gibi biz ne olacağız evet, kaygısı evet. da var. şöyle yaptık. şu ana şu an itibariyle benim sağlıklarından sorumlu olduğum gebe hastalarımızın hepsinin doğumunu gerçekleştirme sözü verdik. Evet. Yani belediye başkanı olsak da bunu yapacağız, olmasak da. Devam Duymak devam istediğim buydu. Bu evet, çok güzel bir şey çünkü gerçekten önemli verdik. bir olay bu. Düşünsenize toplantının tamam, içinde tabii, İbrahim ben Bey. De arkadaşlar bir dakika hastamın <laughs> doğumu gelmiş. Ben gidiyorum. Bundan da daha güzel, daha kutsal evet. bir olay Onun olamaz. Verdik. Ha bu Onun çok önemliydi. Bunun sözünü bu, ee, bu niye biliyor musunuz? Evet. İlk evvela kendi sorumluluğundaki insanların evet. sorunu çözemeyen adam evet. genelde nasıl? Evet. Bu çok güzel bir cevaptı. Ben en azından sizin hastalarınız adına evet. size teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, ediyorum. Bu soruyu sorduğunuz için. Onların da çok merak ettiği bir şeydi bu. Ben hepsine tek tek söylüyorum ama sizin masanızda hepsine de tekrar bir kere İyi. daha duyulmuş Gelelim oldum. eğitim projelerine. Gençler için daha doğrusu bizim için önemli evet. olan kadın ve gençler için projelerinize. Evet. Şimdi şöyle bir kere bizim... E, Atakart dışında ve bu e, 17 maliye 17 tıp merkezi dışında e, başka projelerimiz de var. İsterseniz ona gelmeden çok önemli bulduğum tabii, vakit daralıyor. Ataşehir'e bir kent meydanı yapma projemiz var. Ataşehir bir kentlilik bilinci olan bir yer değil. Çünkü demin de anlattığınız gibi çeşitli mahallelerden oluşmuş. Kertlilik farklı yerlerden falan. gelmiş. Evet. Bir kent Ataşehir bir araya gelsin yok. insana. Evet. İşte tüm dünyada bütün Avrupa şehirlerinde değil mi böyle bir kent tabii. meydanı vardır. Nedir o kent meydanı? İnsanlar işten çıkar orada gelir buluşurlar. Bir çay içerler, bir içki içerler, yemek yerler. Orada birileri paten kayar, işte birileri bisiklete biner, birileri basket oynar. Birini Kocaman bir yaşam alanıdır orası. Evet. Böyle bir yer yok. Halbuki Ataşehir'de... Yer var mı? Var. E-b E5 Şimdi Ataşehir'in girişi E5 üzerinden evet. tabii. E5 üzerinde birçok yer var. Tabii bunlar çok uzun konular bu kadar kısa vakte sığmaz ama örneğin bizim aklımızda olan Orada hal var. Orada gümrük diye tabir ettiğimiz bir alan var. Yeni tespit ettiniz neticede. Orada sanayi var. Tamam. bilirsiniz Bostancı Otosanay. Yani Şu anda şehir içinde olmasının çok da gerekmediği, şehrin dışına biraz daha çıkabilecek ki Ataşehir'de onlara yer gösterebileceğimiz yerler de var. Ama bizim şehrin tam giriş noktasında yani E5 üzerinde açabileceğimiz alanlar var. Yerler var evet tespit ettiğimiz. Biz buraya büyük bir kent meydanı yapalım. Tam orta meydanına ...bir küçük tiyatro, opera binası... ...vesaire gibi bir böyle... ...çok kullanımlı, çok... Iı, ıı, ...herkesin kültür aktivitelerini de... ...orada ıı, izleyebilecek. izleyebileceği. Angora gibi, Yunanların Angora meydanları... Evet, ...o, o, o, bir, o meydan. bir şey. Evet. O evet. bir meydan. Dünyanın bütün büyük kentlerinde evet. var Bütün burada. büyük kentlerinde var ve bu meydandan da... ...Ataşehir'in 17 mahallesine bir şekilde yol sağlayalım. Nasıl bir yol sağlayalım? Orada da bizim eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda alırsak ki benim inancım sonsuz. Yani biz sadece Sarı şey... kravatınızdan anladık. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Sarı kravatım. Evet. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda alırsak o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na beraber çok önemli bir ulaşım projemiz var. Bunu projelendireceğiz ve onlara sunacağız. Eğer onlar da onay verirse bizim hafif raylı sistemle E5'ten başlayarak yani metrodan inen insanların hafif raylı sistemle 17 mahalleye dağılması. 17 mahallenin civarına en azından dağılması gibi Bu, de bir projemiz ray, var. Bu rayı hafif final nasıl oluyor? Ben Şimdi sevinirim. hafif raylı sistem bunu da. 1989'dan ürettiği sözen yaptı o günün teknolojisiyle sirkeciyle Aksaray arasına yaptı. Sonra o geliştirildi. Biliyorsunuz Kabataş'a kadar gidiyor. Hafif raylı yani ha, metro tek gibi. Gördüm, aşı ha? Evet. Şeyden değil. Eee gidiyor. Tramvay diyoruz ya. Evet, tramvay tamam, evet. tamam. Yani ama onun biraz hızlısı tabii. Evet. Yani nostaljik tek, tramvay. Teknoloji gelişti. Tamam. Nostalji bile çok iş yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Onu da evet. Nurettin sözenim evet. biliyorsunuz. Galata Ama O bunları e anlatamadı Nurettin Bey işte. Evet. 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 Hocam Aslında da. çok güzel bir kent pro evet. kent vizyonu vardı onun ama o apayrı evet. bir program. Evet. İsterseniz evet. başka bir program yaparız. Niye anlatılamadı ve sermaye niye Nurettin Sözen'i e, e, ortadan kaldırmak istedi falan. Bunlar ayrı konular ama e, çok iyi şeyler yapıldı. İşte hafif raylı sistem o. Yani yer üstünden gidiyor tamam. ama çok hızlı gidiyor. E, doğaya, trafiğe takılmıyor. Trafiğe takılmıyor. Doğaya çok saygılı e, egzoz üretmiyor. E, çok ucuz zamal edilebiliyor. Çok büyük sayıda insanı. Çok hızlı bir şekilde taşıyabilir. Yani kullanışlı. Çok, Çok kullanışlı. Yani herhalde. Bir yerden bir yere kaç tamam. dakikada gidebileceğini biliyorsunuz. Aynen, Aynen öyle. O. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Biz bunu planladık. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yapacağız. Onun dışında yeni kamusal ve yeşil alanları devreye sokacağız. Yani bir anlamda burada sizin bu vaat ettiklerinizi gerçekleştirebilmek için insanlar size oy vermenin yanında Sarıgül'e de oy verme ihtiyacı hissedecekler. Muhakkak. Çünkü bunların bir bölümünü gerçekleşmesi tabii, tabii. oraya bağlı. Kesinlikle. Tamam devam Kesinlikle edelim. Kesinlikle oraya bağlı. Ben ee, şeyi öğrenmek buyurun. istiyorum. Bu projeler, yani nasıl belirlenecek Ataşehir'de aday? Onu ben şimdi Cumhuriyet ben Halk Partisi Genel bir, Merkezi co, şimdi şey var değil mi bir beledi belediye başkanı var aday o zaten doğrudur aday ee, belediye başkanımız aday adayları var onun dışında da doğru belediye başkanımız oldukça başarılı bir beş yıl geçirmiştir onu da söyleyelim yeri gelmişken ee, Ataşehir'in ilk belediye başkanıdır evet. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanıdır. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, hiç hizmet gitmemiş bu mahallelerin e, daha kenarda kalmış mahallelerin birçoğuna hizmet götürmüştür. E, fakat tabi e, biz diyoruz ki biz daha iyisini de yapabiliriz biz bu işin. ya Daha donanımlı, daha çağdaş, daha bilimsel kadrolarla çalışarak, daha e, liyakata göre kurulmuş kadro, kadrolarla çalışarak, dünyadan dünyanın çeşitli yerlerinden kendi ilişkilerimizle ve dünya vizyonumuzla bu işin uzun çok iyi uzmanlarını getirerek bilgi ve tecrübenizi kullanarak hmm. evet kullanarak ve ilişki ağımızı kullanarak büyük hmm. bir ilişki ağımız var dünya üzerinde biz e, ve 1989'dan Baş, gelen bir belediyecilik şöyle düşünmezler evet. mi yani bizim belediye başkanımız var zaten burada evet. biraz önce siz de altını çizdim başarılı evet. Bunu değiştirmeyelim, risk o olur diye düşünmezler. Olabilir, abi. Tabii bütün mevcut belediye başkanları için geçerlidir bu. Ee, biz yeni bir vizyon, yeni bir ruh, yeni bir e, şey katalım istiyoruz. Yeni bir e, e, Ataşehir. Biz de bir şeyler katabiliriz. Yani. Katalım istiyoruz. Evet. Ne Bizim... mühendisler ne doktorlar <laughs> istedi <Ataşehir>. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ama evet. kime varacağı belli değil. Evet. Biz bu arada İbrahim Bey siz zamanla yarıştınız, biz sizle yarıştık. Ama anladık hmm. ki bizim süremiz bize ah, Yetmez, dar geldi, evet. yetmiyor. Biz sizin o yüzden şimdi programı toparlamak açısıyla no. e, son sözünüzü şey alalım ben, buyurun, Evet, buyurun. Genel siyasete tamamladım. ilişkin birkaç şey söyleyerek tabii, tabii, bitireyim isterseniz. Tabii. E Türkiye'nin içinden geçtiği durum tam bir iflas durumudur. Evet. Bunu net bir şekilde belirleyelim. Kimse böyle güvelemesin. 17 Aralık'tan sonra 25 Aralık'ta ben Halk TV'de bir program yapacaktım, benzer bir program. Hı hı. Fakat o gün istifa etti bakanlar. O istifa deneyiyle Türkiye yine karıştı. Bizim program iptal edildi. Fakat ben de canlı yayına bağlandım Halk TV'ye aynı gün ve o gün şunu söylemiştim. Dedim ki o gün 3 bakan istifasıyla bu işten kurtululmaz. Hükümetin istifa etmesi gerekir. Dünyada bütün demokratik ülkelerde bu çapta büyük bir skandal, büyük bir yolsuzluk hükümetin istifasını gerektirir. Bunu yapmalılar demiştim. E, tabii bunu yapmadılar. Bunu yapmazlarsa Cumhurbaşkanı el koymalıdır demiştim 25 Aralık günü. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri var. Anayasanın 100. maddesi evet. ona yetkiler veriyor. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini yenileyebilir. Ki, bakanlar Kurulu'na başkanlık yapabilir. Bakanlı, bakanlar Kurulu'na başkanlık yapabilir. Devlet şey, denetleme kurulunu... Gerek yok diyor ama. Evet, ama çok gerek var. Türkiye'nin resetlenmesine gerek var. Bakın Türkiye'de bugün meclis başkanı çıkıp diyor ki 100, anayasanın 138. maddesi bitmiştir, ölmüştür diyor. Nedir 138. madde? Yargının etkilenmesi. Hmm. Tabii. Yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de yargı bağımsız şu anda değildir. Kendileri kabul etmektedir bunu. Evet. Yani Türkiye'de devlet aygıtı şu anda sona ermiştir esasında fiilen. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yasaman'ın başkanının bunu itiraf etmesi zaten Türkiye'nin sıfırlanması gerektiğini, kendileri yani her kabul şey ediyor. Yürütmenin her şey yönetmenin evet. kontrolünde. Evet. Nasıl sıfırlanacak? Seçimle sıfırlanacak. Yani Türkiye çok erken bir genel seçime gitmelidir. Benim kişisel fikrim, yani bu Cumhuriyet Halk Partisinin fikrinden bağımsız söylüyorum. Belki de farklı düşünceler vardır için. ama benim kişisel fikrim yerel seçimlerle genel seçimlerin birlikte yapılacak şekilde yeniden organizasyonudur. Geç değildir. Çünkü Türkiye eğer sıfırlanmazsa demokratik yollarla sıfırlanmazsa Türkiye bir kaosa doğru gittiği ortadadır. Türkiye'de bugün savcıların görev yapması engellenmektedir. Türkiye'de Hatay'da Suriye'ye giden için silah dolu bir tır bulunuyor. Tıra savcı el koyuyor. Ben bunu soruşturacağım deniyor. Ama anayasa ihlal edilerek savcının ...bunu yapması engelleniyor. Çünkü sır deniyor. Devlet evet, sırrı devlet. bu. O evet. yüzden yani, devlet savcının karşılıyor. Türkiye'de Belki yargının ve savcının görevi şöyle, engelleniyor. Şöyle de olabilir. Evet. Yani yerel seçimlerdeki... ...sonuçlar bizi... E, ...genel evet. seçimleri... E, ...daha erkene almak gibi bir... Evet, ...o noktaya da, o, da ondan taşıyabilir. Hepsi olabilir. Biz evet. size teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Meral göndermiş Almanya'dan. Onun annesi de Sivaslıymış. Diyor ki keşke... ...İbrahim Sözen gibi değerli kişiler siyasette... ...çoğalabilse. Bize hmm. doktorluk kim yapacak o zaman... ...Meral Hanım söyler mi? Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür Ve ediyorum. Başarılar Bu için. diliyoruz. inşallah daha geniş farklı bir programımızda. İnşallah. i̇nşallah. Daha rahat Aday olduktan sonra. İnşallah. Bekleriz <laughs> efendim. Tamam. tamam. Bugün de Yeşil Ekonomi'de Ataşehir Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkan aday adayı İbrahim Sözen'i, Operatör Doktor İbrahim Sözen'i ağırladık. Yarın sabah Uyan Türkiye'de yeni olaylarla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.